İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu gerçekleşti. Savunma ordusu, Artsakh'ın tüm ön cephe boyunca lokal çatışmalar devam ediyor. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği bir açıklama yayınladı. Artsakh'ta soykırım tehlikesi var. İran, Karabağ'daki çatışma çerçevesinde sınırlarındaki saldırılara müsamaha göstermeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Fort Lee şehri Artsakh'ın bağımsızlığını tanıdı. Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde tarihi eserler ele geçirildi. Sebu Simonyan, Serge Tankian ve diğer ünlüler Artsakh için konser adlı müzik etkinliğine katılıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin olağan parlamento oturumu 22 Ekim'de gerçekleşti. Yerevan'da düzenlenen oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Başbakan Sedam Melikyan ve çok sayıda milletvekili hazır bulundu. Meclis oturumu sırasında Artsakh ile ilgili konular ele alındı. Artsakh milletvekilleri tarafından sunulan örgütsel ve yasal konulara yer verildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun oturumu 1 saat 30 dakika sürdü. Bir sonraki oturum önümüzdeki Perşembe günü gerçekleşecek. Gerektiğinde özel oturum da gerçekleşebilir. Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesindeki nispeten istikrarlı ve gergin durum 22 Ekim gününü 23 Ekim'e bağlayan gecede değişmedi. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre bazı yerlerde topçu muharebeleri ve karşılıklı atışlar devam etti. Açıklamada akşam uluslararası insani hukukun normlarını bir kez daha sert bir şekilde ihlal eden düşman kuvvetleri Askeran'ı bombaladı ve gece yarısı tekrar Mardunî'yi hedef aldı. Şu anda tüm ön cephe boyunca lokal savaşlar devam ediyor. Düşmanın paralı teröristlerden oluşan diversiyon grupları bulma ve yok etme operasyonu devam ediyor dendi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Acil Durumlar Servisi, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırganlığı hakkındaki güncel verilere dayanarak bildirdiğine göre, Garmir-Şugay yerleşimi de dahil olmak üzere Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardunî bölgesindeki bazı köyler Smerç roket atar sistemi tarafından bombalanıyor. Uluslararası Soykırım Bilimcileri Birliği, Azerbaycan ve Türkiye'nin eylemlerinde Artsakh'taki Ermenilere karşı soykırım tehlikesi bulunduğunu belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklama aynı zamanda İngilizce olarak Japonya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından bildirildi. Soykırım bilimcileri bu açıklamayla Azerbaycan ve Türkiye tarafından başlatılan savaşı kınadılar ve Artsakh Cumhuriyeti'nin tanınmasını soykırımı engellemenin bir yolu olarak değerlendirdiler. Onlar uluslararası toplumdan Azerbaycan'ın saldırganlığı da dahil olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermeni karşıtı devlet propagandası ve nefreti derhal durdurmak için ciddi çabalar sarf etme taleplerini dile getirdiler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Kazem Celali, RIA Novosti Ajansı'na verdiği demeçte Tahran'ın Dağlık Karabağ Artsakh'taki silahlı eylemlerini yakından izlediğini ve kendi sınırlarında veya topraklarında saldırılara müsamaha etmeyeceğini söyledi. İran medyası 20 Ekim'de Artsakh Karabağ'daki çatışma bölgesinden insansız hava aracının İran topraklarında tespit edildiğini bildirdi. İran medyası daha önce İran'ın sınıra yakın Hodafari kenti ve yakınlarına Artsakh savaş cephesinden 70'ten fazla roketin düştüğünü bildirmişti. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Fort Lee şehri Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinin Fort Lee kenti Azerbaycan'ın Artsakh Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını kınadı, Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkını ve Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı ibaresi yer aldı. Batı Ermenistan'ın Antep şehrinde Suriye'nin Halep kentindeki yağmalanan müzeden çalındığı ceylan derisinin üzerine İbranice yazılı olduğu öne sürülen İncil'in tarihi eser niteliği taşımadığı belirtildi. Adana'nın Kozan ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke ve 4 obje ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Melikgazi ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 153 sikke ve 15 tarihi obje ele geçirildi. Ünlü Capital Cities grubunun üyesi Amerikalı Ermeni şarkıcı Sebu Simonyan, System of a Down grubu üyesi Serj Tankian, sanatçılar Arto Tunç Boyacıyan, Ara Malikyan ve birçok sanatçı konser verecek. Arsak için konser adlı müzik etkinliği 26 Ekim'de gerçekleşecek. Serj Tankian bu haberi Instagram sayfasından duyurdu. Etkinlik Yaratıcı Ermenistan ve Pan Ermeni Yardımsever Fonu tarafından organize edilmektedir. Etkinlik Artsakh Cumhuriyeti ve halkı için farkındalık yaratmayı ve para toplamayı amaçlamaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arman Badalyan tarafından seslendirilen Artsakhi Horovel adlı eseri sunuyoruz. Çuvaran kanı hesapam Kah kıta el tsenka Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.